FM oyuncusundan merhabalar arkadaşlar. Bir yeni video ile daha karşınızdayım. Yılmaz Vurallı bir intro ile bugün giriş yaptık. Hem biraz yüzümüz gülmüş oldu hem buradan Yılmaz Vural hocamıza da selam iletme fırsatı oldu. Bu videoya başlarken önce biraz konudan başlayalım. Ne üzerine olacak? FM 2019'daki oyun içi editörü şöyle bir yüzeysel olarak bakacağız. Detaylı incelemesini oyun içi editörün 2018 için yapmıştık. Onu da sağda solda aşağıda bilmiyorum bir yerde paylaşırım. Detaylı incelemek isteyenler 18'inkini inceleyebilir. Daha yüzeysel olarak burada bahsedeceğim. Zaten çok zor şeyleri yok, aşamaları yok. Bir de turnuvalardan bahsedeceğim. Twitter ve Facebook gruplarımızda işte turnuvalar, online lig. Lig çok değil de işte ikili eleme sistemli, daha doğrusu ikili demeyeyim, eleme sistemli maçlar üzerinden turnuvalar oluşturuyoruz. Twitter hesabımızdan ve işte Facebook grubumuzdan bunu takip edebilirsiniz. Zaten aynı zamanda Instagram hesabımızda da FM 2019 ve GTA 5 falan çekilişleri var. Detaylar için Instagram hesabına girebilirsiniz. Çekiliş detayları için hemen başlayalım. Baldar daha iyi oyuncuydu bu ya. Bu babası, pardon. Bunun hem babası hem oğlunun adı Paldarday. Burada yok. Her neyse. Merak ettim bakalım. Oğlu yok oyunda. Veri tabanı küçük olduğu için zannediyorum ki yok. Evet. FM 2019 oyun içi editör öncelikle neye yarar? Kayıtlı oyun içerisindeki kayıtlı oyun içerisinde değişiklik yapmanızı sağlar. Yani bir nevi kayıtlı oyun editörü diyebiliriz. Kadro üzerinde, oyuncular üzerine değil. Şimdi hemen bakalım. Hiç fark etmez. Önce kendi profilimizden bakalım isterseniz. Evet, profilimiz şu şekilde. Matt. Buraya basıyoruz kalemimize. Bu arada bunu gösterdikten sonra nereden alacağınızı da gösterebilirim. Düzenlemeye başlar dediğimizde maaşımızı ayarlayabiliyoruz mesela. Bir sıfır koyalım madem bu kadar vermiyoruz. İşte taktikler, daha yeni açtığım için pek bir taktik yok. Buradan hücum mesela 14 gözüküyor. Onları ayarlayabiliyoruz. 8, mesela bunu 18 yapalım. Yaptık. Sonra düzenlemeyi kaydet, durdur diyoruz. Her şey tamam oluyor. Bu arada nereden satın alabilirsiniz? İndirilenleri tıkladığınız zaman burada bir ekran geliyor. Oyun içi editörü 12 TL'ye buradan satın alabiliyorsunuz yine Steam üzerinden. Yalnız şöyle bir problem var. Burada 12 liraya satın alabiliyorsunuz. Direkt Steam'in kendi üzerinden alırsanız 18 TL. Bunu dün gruptan bir arkadaşımız yazmış, paylaşmıştı. Orada 18, burada 12 lira. 6 liralık bir fark var. Eğer ben para ödemek istemiyorum derseniz de bunun crack ya da kırılmış versiyonu çıkmıyor. FMRT ya da diğer oyun içi editörlerin kırılmasını bekleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Çıktığı zaman onları da sitemizde yayınlıyoruz. Evet, mağazadan çıkabiliriz. Buradan başka yapabileceğimiz sözleşme vesaire milli takıma gönderebiliyoruz. Sözleşme fesi yapıyoruz. Kovulamaz duruma giriyoruz. Bu önemli. Kadroda yine oyuncularla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Düzenlemeye başta atıyorum buradan. Ani çıkış 17 yapabilirim. İlk kontrol 17 yapabilirim ya da 20 yapabilirim. Vesaire vesaire düzenlemeler yapabilirim. Başka kulübe gönderirim. Başka kulübe kiralarım. Sakatlığını yok ederim. Özelliklerini değiştiririm. Biraz bakalım işte itibarı, oynadığım mevkiler, antrenman tarzları, eğitim aldığı kulüp ve eğitim aldığı ülke. Bu Şampiyonlar Ligi'ne giderken bazen kadroda problem oluyor. Kulüpte yetişmiş oyuncu ya da ülkede yetişmiş oyuncu bulamadınız da buradan ekleyebiliyorsunuz. Yani ben açıkçası Galatasaray kariyerin 17 kişi kaydettim. Bu yüzden ama buna başvurmadım. Yani gerek yok. Yani eğer zevk alıyorsanız olabilir. Kişisel detaylarını işte falan filan her şeyini düzenleyebiliyorsunuz. Yine sözleşme detaylarına, serbest kalma maddesi varsa onu kaldırabiliyorsunuz. En önemli noktalara değiniyorum. Çok uzatmadan bitireceğim videoyu.
Hem sizi yormayalım hem zaten detaylı bir video 2018 için çekmiştik. İşte ikinci bir uyruk ekliyorsunuz. Hem yabancı kontenjanından kurtarırsınız. Vesaire vesaire. Bunun haricinde kadro üzerinden bakalım. Kulüp detaylarını değiştirebiliyorsunuz. İşte itibar, mali durum, para bekleyebilirsiniz, tesisler, stadın adına kadar her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Sevilen kişi, mevcut bağlantılar, favori kişi, kendinizi, bak beni 10 puanla eklemiş mesela. Stadyuma kişi adı verilebilir. Yeni bir stadyum bulacağı zaman sizin adınızı verirler gibi gibi. 10 sene ya da 5 sene neyse oynamanızı aralıksız gerek kalmaz. Evet. Tüm sakatlıkları, tüm cezaları, tüm mutsuzlukları falan kaldırabiliyoruz. Takımın komple moralini değiştirebiliyoruz. Vesaire vesaire. Bakalım burada ne var? Yine kulüp ekranı olduğu için aynı şeyler var. Antrenman kısmı biraz hayda değiştiği için bakalım diyeceğim. Menajer. Ha, bunların hepsini seç. Menajer olsun bitir. Şuraya geçelim. Çünkü kulüp çalışanları antrenman atla diyelim. Burada bakalım. Burada da bir şey. Hepsi kulüple ilgili olduğu için yani genel olarak aynı şeyler var. Burada dikkat çeken bir özellik. Şunu da hatırlatayım. Buraya mesela yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz. Özelleştir mesela. Ben burada yeni bir tane oluşturmuştum. Mevcut yetenek ve potansiyel yeteneği buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyuncuların mevcut ve potansiyel yeteneklerini de oyuncu özellik detaylarını şurada görüyorsunuz. Onu da bahsedeyim. Bunu da çok soranlar oluyor. Yalçın ne yaşlanmış be. Hem oradan Türk milli takımına gidelim. Burada ülke detaylarını düzenleyebiliyorsunuz. İtibar, tesisler. Burası önemli. Üretilen oyuncular. Bu normalde bu kadar yüksek değil. Burası 124 ya da 126 civarı bir şey. Buralar daha vasat durumda. Şu ortadakiler vasat durumda. Yalnız biz bir yama yaptık. fmoyuncusu.com'da bulabilirsiniz. Bu bir sonraki yıl veya daha ileriki yıllarda çıkacak regenlerin kalitesiyle alakalı bir durum. Türkiye'den iyi regenler çıksın istedik. Böyle bir şeyler yaptık. Yama ekledik. Biz bunu yama olarak ekledik. Oyun içi editörünüz varsa zaten kendiniz yapabiliyorsunuz bu durumu herhangi bir problem olmadan. Kadroya oyuncuları sürekli işte kaydettirmek açık oluyor. Bütün oyuncuları göstermek açık. Bu aynı zamanda kulüp takımlarında da var. Bu şekilde sezon içerisinde de oyuncu kaydedebiliyorsunuz ya da forma numaralarını değiştirebiliyorsunuz falan filan böyle şeyler. Bir de burada şunu kullanabilirsiniz. Atla. Ya bitir kardeşim. Çok çıktın karşımıza be. Şurada kafa ekleyelim. Bir yaş olsun. Bu yaş en fazla 19 olsun. İkinci koşulumuzda gizliyi bulacağız. Buradan saat geç oldu. O yüzden biraz artık sesim yorgun geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Biraz sesle ilgili problem oldu. Potansiyel yetenek diyoruz. Bunlar normalde gözükmeyen sadece editör aldığınız zaman açılan görebildiğiniz şeylerdir. 160 potansiyel ve üstündeki 19 yaş üzeri oyuncuları göreceğiz ama çıkmıyor çünkü bunlar Ankara Gücü'ne gelecek oyuncular değil zannederiz. Mesela burada itibarı, ülkesindeki itibarı, dünya çapındaki itibarı, mevcut itibar, potansiyel yetenek, mevcut yetenek hepsi burada gözüküyor. 167 potansiyel yeteneği var. Şöylece bu civarda da bir profili var. Ayrıca şunu duydum, şunu söyleyenler oldu. Ben editörü almak aslında istiyorum ama sürekli oyunun cıvkını çıkartacağımı düşündüğüm için almaktan vazgeçiyorum diyenler oluyor. Hatta bizim gruptan zannediyorum ki Erdi söyledi aynı şeyi. Yani bu tip düşünenlere şunu söyleyeyim. Oyuna başlarken, yeni oyuna başlarken o oyunda editör kullanmak istemiyorsanız o kariyerde editör kullanmak istemiyorsanız oyun içi editör kullanımını kapat tikini işaretliyoruz, etkinleştiriyoruz bu şekilde. Herhangi bir müdahale yapamıyorsunuz öyle. Yani şu sağ üstte bastığınız kalem gözükmüyor artık size. İsteseniz de gözükmüyor. Geç olabilir. Bu arada bugün bu videonun başındaki işte mazurallı bir intro var. Onun için anket yapmıştık. Yılmaz Vural çıktı daha çok. En yakın rakibi Guardiola. Guardiolacılar Sevloatçılardır. Onda böyle bir ortalık karıştırdıktan sonra.
Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Bakalım bir de şunu söyleyeyim size madem hazır başlamışken. Bir yama daha paylaştık. Hatta bunu dün paylaştık. Uğur Karakullukçu, Abdülkerim Durmaz, Erdoğan Arık, bak Ali Ece, Reis. O da burada bandanasıyla gelmiş herhalde. Türkiye Türk medyası yaması adında Özgür Buzbaş, Uğur Karakullukçu, işte Atilla Gökçe, Ömer Üründül, Mehmet Ayan, Kambora vesaire. Hep böyle yani Türk medyasına mesela aynı zamanda TRT Spor, A Spor, Beyaz Futbol işte bastığımız zaman bakın buradakiler Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Gökmen Özen. Biraz azıcık biraz daha böyle bir gerçekçilik katsın diye katmış olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz bir yama, basit bir yama. Onun da linkini aşağıda bırakacağım. Sezon öncesi Türk Trabzon futbolu zaten var. Gol.com var. A Spor, SporX var. Milliyet Skorer bizim eklediğimiz. Zaten neleri eklemişiz görürsünüz. beIN Sports Türkiye'yi biz eklemişiz. Ercan Taner, Güntekin Onay, Şansal Büyüka vesaire vesaire. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım kısa bir süre sonra bir videoyla daha karşınıza gelebilirim. Belki sürpriz videolar olabilir. Ama kariyer olmayacak. Görüşmek üzere.